Hiç iyi olmadı. Gelir gelmez anlaşmazlıklar, tartışmalar. Oğlum kendini buraya ait hissedemedi. Yanlış anlama. Çocukları suçlamıyorum. Ama onun neler yaşadığını düşünüp biraz daha anlayışlı olabilirler, alttan alabilirler. Haklısın, haklısın. Ben konuşurum onlarla. Daha sakin olurlar yani. Nefise. Az önce oğluma sarıldım. Tuhaftı. Beklediğim gibi hissedemedim. Nasıl yani? Mert'e sarıldığımda hissettiğim gibi değildi. Sanki bir yabancıydı. Ben neden böyle hissediyorum? Onca zaman oğluma hasret kalmışken şimdi ben ona bu kadar yabancı bakarken nasıl alışsın buraya? Üzülme sen. Çünkü birdenbire oldu ya. Çok çabuk oldu. Sen sakın kendini suçlama, olur mu? Sen gerçekten çok iyi bir babasın. Bir yandan Mert'in duygularını da düşünmem lazım ama. Onunla daha çok ilgilenmeliyim. Benim yüzümden bu kadar sert davranıyor Murat'a. Biliyorsun, ona olan ilgin alakan yüzünden o da. Yani seni çok sevdiği için. Mert çok iyi, çok sevgi dolu bir çocuk. Ben eminim, o seni anlayacaktır, hiç merak etme. Nefise. Seni çok seviyorum. İyi ki yanımdasın. Sen olmasan ne yapardım? Senin kalbin, senin ruhun sevgiyle örülmüş. Bir insan nasıl bu kadar şefkatli, bu kadar anlayışlı olabilir ki? Sana baktıkça, seni dinledikçe kaygılarım uçup gidiyor. Aşkınla beni hayata bağlıyorsun Nefise. Evet değil mi? Her şey o kadar da kötü değil. Biz büyük bir aileyiz. Benim iki oğlum da yanımda. Sen bana şans getiriyorsun Nefise. Teşekkürler. Hayır Muzaffer. Ben sana sadece felaket getirdim aşkım. Ama üzüldüğünü görmeye dayanamıyorum. Bir çıkış yolu bulmam gerek ama nasıl? Böyle devam edemem. Bak yapma böyle. Babam sizi düşündüğü için birlikte kalmanızı istiyor. Ama ben onunla aynı odada kalmak istemiyorum ki. Anlıyorum. Anlıyorum ama bak o senin abin. Yani şimdi sana bir yabancı gibi gelebilir ama siz kardeşsiniz. Olsun, istemiyorum. Benim abim sensin. Tamam, tamam doğru. Ben de senin abim. Bana bak, yoksa sen Tarık'ı birazcık kıskanıyor musun bakayım ha? Hayır. Niye kıskanayım ki? Mert'ciğim. Bak ne diyeceğim sana. Bak, hani sen ilk geldiğin zamanlarda babanı hatırlıyor musun? Nasıl heyecanlıydı, nasıl sevinçliydi, seni böyle üzerine titriyordu. Niye? Seni çok özlediği için değil mi? Şimdi de öyle bir tanem, o yüzden. Öyle mi? Evet, baban seni çok seviyor ve sen de bunu çok iyi biliyorsun, tamam mı? O yüzden mızmızlık yapmak yok. Anlaştık mı? Kocaman adamsın sen artık ya. Çocuk değilsin ki, değil mi? Olsun. Ben seni daha çok seviyorum. Keşke benim gerçek abim olsa. Benimle aynı odada kalacaksın, değil mi?
kalacağım. Oley yaşasın. Dur, dur. Dur sakin ol, dur. Boğacaksın beni. Dur. Dur. Sen koca adam mı oldun? Ha? Suratını yerim çocuk. Sen kocaman adam mı oldun bakayım ha? Kocaman adam mı oldun sen? Ne var ne? Ne var? Evin önündeyim Nefise. Ya sen nasıl böyle bir hainlik yaparsın ya? Hainlik mi? Hoşuna gitmedi mi sürprizin? Ben bana teşekkür etmeni bekliyordum halbuki. Sen iyice delirdin. Sen başka bir çocukla benim Muzaffer'i kandırmak isteyeceğimi nasıl düşünebilirsin ya? Sen benden bir çözüm bulmamı istedin Nefise. Ben de bir çözüm buldum. Anladın mı? Daha fazla bahane duymak istemiyorum. Tamam, ben de daha fazla konuşmak istemiyorum. Çekil git evimizin önünden. Beni böyle mi korkutacaksın? Artık bunun bir şakası yok. Yarın buluşup plan yapalım. Ne planı ya? Ne planı? Plan falan yok ortada. Nefise, ben elimden geleni yaptım. Artık sen de bana bir adım atsan iyi olur. Yoksa bu iş daha kötüye gidecek. Yarın buluşuyoruz. Ben sana geri mesaj atarım.